Ortada yok. Vardiya değişim saati. Bir iki dakika daha bekle. Siz bundan emin misiniz? Evet, daima işe yarar. Ayrıca bu kız Lynch'e bayılıyor. Ona aşık. Çok tatlıyım. Bu o mu? Lanet olsun. Parker, rica etsem oraya gidip ona gülümseyebilir misin acaba? Ne? Ben? Evet. Hayır. Hayır, bu sizin numaranız. Tek yapman gereken gidip şöyle demek. Merhaba, ben ve arkadaşlarım... Kız arkadaşlığı tamam mı? Ben ve kız arkadaşlarım kredi kartlarımızı unutmuşuz. O yüzden telesiyej biletlerimizi vezneden alamıyoruz. Bize yardım edebilir misiniz? Bu hiç inandırıcı değil. Paramı geri versene. Paranı mı? Bu numara işe yaramaz. Al şunu, $50 başla. Genelde kız bunu kabul ederdi ama gerekirse yükseltesin elbette. Bana bak. Her şey yolunda gidecek. Başaracaksın. Parker, sen bu işi yaparsın. Evet, hem başıma gelebilecek en kötü şey ne olabilir ki? Adam hayır der. Gerçi hayır demeyeceği kesin. Daha hayır diyen çıkmadı. Sen yap. Kendimi aptal gibi hissediyorum. Gevşe biraz, tamam mı? Söz veriyorum, başaracaksın. Neden ben? Çünkü sen bir kızsın. Ve güzelsin. Hey, sen güzel bir kızsın. Ve etkileyici bir gülümsemen var. Ama biraz... Şimdi oldu. Harika. Hadi bakalım. Yap numaranı. Tamam. Hadi. Tüm kayakçıların dikkatine. Vekto kattı açıldı. Verdiğim rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Merhaba. Acaba bir sigara alabilir miyim? Ben Parker. Jason. Ne güzel, kardeşimin adı da Jason. Bu harika. Evet, ben vaktini harcamak istemiyorum. Çünkü göründüğü kadarıyla oldukça meşgulsün. Ve bu kulağa çok aptalca gelecek. Ben de kız arkadan uzun bir yoldan geldim. 3 kişilik bilet ücretini annemin kredi kartıyla ödeyebileceğimi söylediğim için kendimi biraz aptal gibi hissediyorum. Çünkü kredi kartını benzin istasyonunda unuttum. Tabii. Hayır yani. Benim param var. Ama üçümüze yetecek kadar yok. Ne kadar? 50. İşimi kaybedebilirim. Hayır, adam numarayı yemeyecek. Evet, yiyecek. Kapa çeneni lütfen. Bence ya teklifi kabul edecek ya da... Nasıldı en az? Asgari. Asgari ücrete ya da asgari ücretin biraz fazlasına kabul edecektir. Ben ne yaptığımı biliyorum. Bugün buraya kaymaya gelmişti, öyle değil mi? Umursamayacağını söylemiştim. Umursamıyorum. Hem de hiç umursamıyorum. Sadece Fizivix'teki karşılaşmamızdan sonra seni göremedik. Geçen dönemden beri pazartesi gecesi futbolu izlemeye gelmiyorsun. Geçen hafta evinde futbol izledim ya. Dan, 10 dakikaydı. Futbol 10 dakikadan daha uzundur. Birçok 10 dakikası vardır. Artık bir kız arkadaşım var. Bu konuda ne yapmamı istediğini bilmiyorum. Üzgünüm. Önemli değil, tamam. Ben... Sadece Holliston daha bize özel sanıyordum. Hem o kayamıyor bile. Bu biraz tuhaf. Gittikçe daha iyi oluyor. Tabii. Kendimi adi biri gibi hissediyorum. Bununla ilgili bir sorunun varsa hayır, bir şey söyleyeyim. Hayır. Bu bir sorun değil.
Söylediklerimi unut, tamam mı? Üzgünüm. Tüm kayakçıların dikkatine. Holliston Dağı önümüzdeki cuma ile pazar günleri açık olacak. Kuyrukta beklememek için biletinizi şimdiden alın. Tamam. Ne haber çocuklar? Bence harikaydın. Seninle gurur duyuyorum Parker. İyi kıvırdım değil mi? Evet, iyiydin. Paramın üstü nerede? Üstü falan kalmadı. Yüzün hepsini verdin mi? Evet, $50 kabul etmeyecekti. Peki ama 50 ile 100 arasındaki rakamlara ne oldu hayatım? Mesela 51 gibi. Ya da 75. Dan, bana 2.50'lik verdin. Para üstü mü isteyecektin? Ben olsam isterdim. Yine de biletten daha ucuza geldi, öyle değil mi? Ben olsam para üstünü isterdim. Merhaba. Kız arkadaşlar. Ne haber? Felicia için tonla para veren şu salaklara bak. Biz öyle değiliz. Senin sayende bebek. Şimdi de bebek oldum. Bana hiç böyle şeyler söylemezdin. Ben pek böyle şeyler söylemem. O bana Parker diyor. Adın bu. Biliyorum. Ama bana daha sevgi dolu kelimelerle seslenebilirsin. Tatlım veya canım gibi. Geçen dönem çıktığım bir kız yatakta bana soyadımla hitap ediyordu. Çok tuhaftı. Aynen şöyleydi. Lynch, saçların çok yumuşak. Daha sert yap Lynch. Sanki Dan söylüyor gibiydi. Evet, sana da O'Neill diyebilirdim. Sen de yüzüme yeterince dokunmuyorsun. Fazlalık. Dikkat et Lynch. Seninle çıkmıyorum ki. Hayatımı berbat edemezsin. Hayır. Dur bakalım, dur. Kimse hayatımı berbat ettiğine dair bir şey söylemedi. Tatlım. Dan bana bordta iyiye gittiğini söyledi. Yani son sefer de iyiydim ama, değil mi? Evet. Gittikçe daha iyi oluyorsun. İyi değil miydin? Kayarken popo üstü düşüyorsun. Başlarda popo üstü düşmek normaldir. Sonrasında kolaylaşır. Bisiklete binmek gibidir. Söylesene, şu uyduruk kayaklardan ne zaman kurtulacaksın? Hadi ama. Ne var? Yani bu snowboard işi bana biraz özenti gibi geliyor. Geçici bir heves. 10 yıl sonra kaybolur gider. Evet, rap için de böyle dediler. Doğru. Siz de temiz dağ havasını alıyor musunuz? Kokusu sanki kanser gibi. Biliyor musun, esrar keşlerin bana sigara ile ilgili nutuk atmasından çok sıkıldım. En azından esrar kafanı güzelleştirir. Evet, sigara iğrençtir. Özellikle de soğukta üzerine yapışıyor. Tıpkı bir küllük gibi, bir yaşlının diş ipi gibi. Yaşlının mı? Söyler misin? Nereden aklına geliyor böyle şeyler? Hiç kendi diş ipini kokladın mı? Hayır. Hiç kendi diş ipimi koklamadım. İğrençtir. Asla. Bir kere mi? Çok iğrenç. Seninle niye arkadaşım? Bilmiyorum. Bir fırt versene. Ne zaman döneceğimizi biliyor musunuz? Okumam gereken 2 haftalık yazı vardı. Hadi ama, ilk kuralı çiğnedi. Parker. Ne? İlk kuralı çiğnedin. Ne? Buradayken günlük hayatımız hakkında konuşmayız. Burada olmamızın sebebi tüm o saçmalıklardan uzaklaşmak ve gevşeyip eğlenmek. Tamam. Bunlarla eve dönünce uğraşırsın. Tamam ama ben... ben... Pekala. Kim o taşıyıcı da adam gibi oturamayan gerzek? Sorun nedir ha? Dostum. Çok iyi. Daha çok bağır. Parker. Sorun yok. Yükseklikten korkan biri mi var? Yok. Yok mu? Yani böyle yapsam rahatsız olmaz mısın? Kes şunu. Pislik yapma. Sersin. Kes şunu. Üzgünüm. Tatlım. Tuhaf şey. Bugüne kadar bu şeylerden sadece bir tanesi düşmeye başarmış. Tamam? Pekala. Bana tatlım demeyi kes.
Bu istatistiği de şimdi uydurdun. Evet ve istatistikler sigara içenleri etkilemez. Hadi dostum, buna binmek için çok para verdik. Gidelim. Aslında ben çok para verdim. Ama sana geri ödeyeceğim. O yüzden aynı şey sayılır. Tamam. Tamam. Şimdi mi istiyorsun? Harika, işte ben de bundan bahsediyordum. Hazır mısınız? Neden kask takmak zorundayım? Güvenlik önce gelir. Ama siz takmıyorsunuz. Sadece çocuklar kask takıyor. Çünkü onlar da hala öğreniyorlar. Tıpkı senin gibi. Bu konuda tartışmak yok. Tak şunu. Hayır Dan, istemiyorum. Profesyoneller bile kask takar. Kimse onlarla dalga geçmez. Bunu sırf benimle dalga geçmek için yapıyorsunuz. Hayır. Öyle mi? Eminim. Hayır, kask takan kızlar bence çok seksiyle. Değil mi? Evet. Yardım lazım mı? Sence? Evet, bağların biraz gevşemiş gibi. Hadi seni kaldırayım, hadi. Gel bakalım, senin için şunları biraz sıkayım. Teşekkür ederim. Sorun değil. Linç'e bak. Şuna da bak, tam bir piliç mıknatısı. Oldu mu? Evet, daha iyi oldu. Güzel. Ne yapıyorsun sen ahbap? Derdin ne senin, yardım ediyordum. Evet Ryan. Her tarafını elliyordu. Hayır, ellemiyordu. Başımın çaresine bakabilirim. Ben sadece... Git buradan, tamam mı? Ben birazdan gelirim. Bunun için üzgünüm. Bazen tam bir pislik oluyor. Gerçekten yardım etmeye çalışıyordum. Öyle bir adamla nasıl baş edilir bilmem. Sen iyi misin? Evet, iyiyim. Yardımın için çok teşekkür ederim. Gerçekten çok üzgünüm. Bu arada ben Shannon. Joe. Shannon, hadi. Seninle tanıştığıma çok sevindim. Ben de öyle. Pekala, gitmeliyim. Sana bol şans. Teşekkür ederim. O adamı fena benzetirdim ya, neyse. Evet, bunu biliyorum Lynch. Takma kafana, aptalın teki. Gerçekten tam bir pislikti. Kimin daha sık olduğunu aşağıda konuşalım mı? Ben sıkayım. Biliyorum bebeğim. Gel buraya. Bak böyle bir madde, tamam. Güzel, güzel. Holliston Dağı, 1800 metre. Kayıp. Pekala, 3 büyük boy menü aldınız. Borcunuz 5.25. Keşke bunu söyleseydim. O Kemo Clinton'a gidip kuzeye doğru çıkacağız. Bir süreliğine uzaklaşacağız. Hı hı. Yapalım, Noel'de, sen ve ben. Anlaştık. Bu batıdaki gibi olmayacak ama. Yani reklamlardaki gibi. Tepeye ulaşmak için 3 kere telesiyece biniyorsun. Karda harika. Dürüst olalım, bunun gibi olmayacak. Evet, iyi kayaktan bahsetmişken. Eğimsiz yerlerde kaymak eğlenceliydi ama... bu gece ayrılmadan önce gerçekten kayalım derim ha. Bak, tek başına çıkmak istiyorsan tüm gün bizimle takılman gerekiyor. Hayır, sorun değil. Ben sadece daha eğimli bir yerde kayalım diyorum. Parker'ı bütün gün popo üstü düşerken izlemek harika ama... biliyorsun gerçekten... kaymak güzel olabilirdi. Sanırım ben bugünlük yeterince kaydım. Siz daha fazlasını yapmak istiyorsanız lobide takılabilirim. Sorun olmaz. Öyle demek istemedim. Öyle bir şey kastetmedim. Ne demek istedim bilmiyorum. Sana söylemiştim Dan. Gelmek zorunda değilim. Hayır hayır. Parker, gelmeni istemediğimden değil gerçekten. Hayır, hatta en başta gelmeni öneren oydu. Tamam tamam. Erkek erkeğe geçireceğiniz zamanı bozmayı hiç istemem. Alınganlık yapmam. Burada yapabileceğim bir sürü şey var.
Aslında anahtarı versen de mesajlarımı kontrol etsem. Hayır, anahtarı veremem. Buraya gelip yanımda oturacaksın. Hadi. Tüm mesajlar annenden gelen şikayetler olacaktır. Annen şundan ya da bundan şikayet edecektir. Hayır, sana anahtarı vermiyorum. Çok üzgünüm. Bugünkü eğlencenizi bozmak istememiştim. Bozmadım. İnan bana, hiç de bozmadım. Konuşmanın gelmeden önceki kısmını kaçırdın. Şöyle diyordum. Ha tamam dostum, gerçekten çok güzel oldu. Üçlü takılmak için elimize geçen bu fırsatı değerlendirdiğimize çok memnunum. Ne var? Hayır, yani seni bugün birkaç defa düşerken gördüm ama Dan o tahtanın üzerinde aptal gibi görünmeden ayakta durabilmek için bile 3 ay falan harcamıştı. Tabii tabii. Alınma dostum. Gerçeği söylüyorum. Joe. Ben size yetişirim. Merhaba. Merhaba. Ne haber? Ben tekrar özür dilemek istedim. Aa, büyütülecek bir şey değilim. Beni kızdırmadığı için çok şanslı. Erkek arkadaşın yarısı kadarım ama. Eski erkek arkadaşım. Yine de arkadaş kalmaya çalışıyoruz işte. Ama gördüğün gibi bu pek de işe yaramıyor. Kesinlikle. Arkadaş grubumla hafta sonu kayak yapmaya geldik. Neyse, uzun hikaye, seni tutmak istemem ama gerçekten çok utandım ve senden özür dilemek istedim. Ya, hiç sorun değil. Gelecek hafta sonu burada olur musun? Evet, büyük ihtimalle. O da arkadaşımla her pazar geliyorum. Belki tekrar görüşürüz. Bu gerçekten çok güzel olurdu. Pekala. O zaman sonra görüşürüz ha. Güzel. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hadi. Bak ne diyeceğim. Sana ulaşabilmek için numaranı alabilir miyim? Tabii tabii, olur. Telefonla kayak yapmıyorum, üzgünüm. Tamam, dinle. Söyle gitsin, hafızam çok iyidir. Sadece 500 defa filan esrar çekmişimdir. Nasıl olur da bu kadar erken kapatırlar? Haftada sadece 3 gün açıksınız. Neden bir mektup yazmıyorsun? Neden paramı geri vermiyorsun? Ne parası? Sadece 4 tur attık. Bir kıyak yap işte. 830. Ne? Unutma, 830. Son bir kez daha lütfen. Üzgünüm. Sana daha çok para vermek isterdim ama tüm paramı verdim. Kalemin var mı? Sorun para değil, hava bozuyor. Dağı boşaltmaya çalışıyoruz. Elimden bir şey gelmez. Tamam. Ya çok hızlı bir şekilde aşağı insin? Çok hızlı olacağız. Sana $100 verdik. Hadi ama. Lütfen. Çabuk olun. Dediğim gibi çok hızlı olacak. Rüzgar gibi. 78-60. Gerçekten $100 karşılık daha esnek davranabilirdi. Kesinlikle. Pazar 10'a kadar açık olduklarını sanıyordum. Gece kayağına ne oldu? Vachusetts'te de gece kayağı var. Oraya gitmeliydik. Quashies gibi ama o kadar kötü değil. Numaralar aklında mı? 830. Aferin Hinç, kızın numarasını aldın. Bilmem bu duruma ne diyecek peki? O herifi boş ver, fazla gelişmiş bir sinteki. Olamaz. Numara neydi? 7860. Parker, aklında tutar mısın 7860? Hayır. Erken mi kapatıyorsun? Evet. Pendergraf senin ofisinde görmek istiyor. Gelecek hafta sonundaki vardiya ile ilgiliymiş. Gelecek hafta çalışmıyorum. Sen öyle san. Kardeşimin bekarlığa veda partisi var. 2 ay önceden haber vermiştim. Derdini patrona anlat. Çıkmak üzere. Ben sadıcıyım. Kapanmaya hazır mı? Aşağı inen 3 kişi var. Onları bekle, sonra da kapat. Yemek için kampüse kadar dayanamam. Açlıktan ölüyorum. Neden biraz pizza yemedin ki? O kartonun üzerine domates sosu bulanmış şey mi diyorsun? Pizza değil o. Paten pisti doğum günü partisi pizzası gibi. Hayır. Geri dönüş yolunda Papagino var. Dağdan inişi 15 dakika mesafede. Güzel. Gerçek bir pizzayı tek başıma yiyeceğim. Teşekkür ederim. Şu çocuklara bakın. Bu sefer o sıçramayı kesinlikle yapıyoruz. Son turun tadını çıkarın. Woo!
halledip geleceğim. Pislik. Tanrım. Bu sadece rüzgar Parker. Bebek mi demek istedin? Sonuncusu da geldi. Burada her şey tamam. Evimize gidelim artık. Hadi ama. Burası çok soğuk. Buna vaktimiz yok. Teşekkürler. Güzel fıkralar bilen var mı? New Hampshire'dan 14 yaşındaki bir kız bekaretini kaybedince babasına ne der? Çekil üzerimden, sigaralarımı yazıyorsun. Evet. En kötü ölüm şekli sizce ne olurdu? Şimdi bunun zamanı mı? Evet, bu biraz ürkütücü oldu Dan. Bence en kötüsü köpek balığı tarafından yenmek. Bu çok korkunç olurdu. Alttan saldırdıkları sörfçüler gibi. Bir düşünsenize neyin geldiğini asla göremezsiniz. Tıpkı Jaws posterindeki gibi. Jaws posterindeki kız çok seksi. Öyle miydi? Bilmem ama çıplaktı. Çıplak kızlar seksidir. Gerçekten sana doğru gelen bir sırt yüzgeci görseydin, sanırım yenmekten bile fena olurdun. Yani o devasa hayvanın sana doğru geldiğini ve seni canlı canlı yiyeceğini bilmek. Bir video vardı, gördün mü? Büyük beyaz balık sudan sıçrayıp Marty'yi havada kapıyordu. Bu yüzden sadece havuzda yüzüyorum işte. Bence en kötüsü yanarak ölmek olurdu. Aslında hem evet hem hayır. Çünkü çoğu insan daha alev onlara temas etmeden dumanlanır. Gerçek bu. 11 Eylül saldırılarından sonra 3 gün boyunca televizyon izlediğimi hatırlıyorum. İnsanların ticaret merkezinden atlayışlarını veriyorlardı. İçeride olmanız ve aşağı atlamayı tercih edecek hale gelmeniz ne kadar kötüdür düşünsenize. O yükseklikten atlayınca kalbin duruyormuş diyorlar. Yere çarpışını hissetmiyorsun. Pekala Lynch, sence en kötü ölüm şekli nedir? Ne? Hayır hayır. Her şeye bir cevabın var. En büyük korkun nedir? Çok basit. Sarlak çukuru. Anlamadım. Ne dedin? Sarlak çukuru, Jedi'ın dönüşü. Ya bilmiyor musun? 1000 yıl boyunca yavaşça sindirilmek en kötü ölüm şeklidir. Dan, neden benim hiç kız arkadaşım olmuyor? Neden? Hey, kes sesini. Telesiyeç niye hareket etmedi? Biraz daha bekle. Bu hiçbir şey değil dostum. Salıt'la geçen yıl Stowe'da 25 dakika filan takılı kaldık. Tepede iri bir kız düşüp bacağını burkmuştu. Ben de sorun yok havalarındaydım. Kızı kaldırıp kenara taşıdım ve sıra devam etsin dedim. Ama onlar durup beni tebrik ettiler. Hepimiz telesiyecde kaldık ve resmen donduk. Açıkçası sonunda parmaklarımı hissedemez olmuştum. Ne? Hadi ama. Olamaz işte, şimdi endişelenebiliriz. Şaka mı bu? Dan. Yalan söylemeye hiç gerek yok. Ben altıma ettim. Hey! Şu lanet olası ışıkları açın! Bizi burada unuttular. Burada olduğumuzu kimse bilmiyor. Bizi burada unutmadılar, tamam mı? Her yerde kameralar var. Kimse yok mu? Hey! Pislikler!
Telesiyeci çalıştırın! Donuyoruz! Aman tanrım, ya telesiyeci çalıştırmazlarsa, ya buradaki herkes eve gittiyse. Hey, ne yapman gerekiyor biliyor musun? Buna bir son ver, ödümü patlatıyorsun. Bu arada hatırlatın da dönünce o telesiyeci herife iki tane çakayım. Ona tam olarak ne söylemiştin? Ne? Hiçbir şey, ona hiçbir şey söylemedim. Bak, belli ki adama bunu yaptıracak kadar kızdırmışsın. Burada olduğumuzu biliyor. Öyleyse ışıklar neden söndü den? Bu işlerin bir parçası mı? Işıkları kapatıp müşterileri mi korkutuyorlar? Bilmiyorum. Belki elektrik kesintisi falan olmuştur. Böyle şeyler daima olur. Eve gitmemişlerdir. Bunun adı gerizekalı. Resmen hapı yuttuk. Yani en kötü durumda merdiven falan gönderirler değil mi? En kötü durumda atlayabilirim. Daha önce de yapmıştım. O kadar zor değil. Buradan kurtulmalıyız. Burada böyle bekleyemeyiz. Lanet olası telesiyeci neden hareket etmiyor ki? Psikopatça davranman telesiyecin hareket etmesini sağlamaz, tamam mı? Tanrım. Bana bağırma lütfen. Bağırmak istememiştim. Böyle şeyler daima olur, tamam mı? Yani insanları telesiyecide böyle bırakıp gidemezler. Kendilerine açılabilecek davaları bilirler. Ne insanları den? Bizim önümüzde kimse yoktu. Bütün gece bizi burada bırakmazlar. Tek söylediğim bu. Bugün pazar. Lanet olası pazar ve cumaya kadar kapalılar. Bütün hafta burada kalacağız. Aman tanrım. Burada kalmayacağız Parker. Parker bana bak. Hadi ama ne kadar kötü olursa olsun hiçbir kayak merkezi bunun olmasına izin vermez, tamam mı? Kimse yok mu? Bize yardım edin lütfen. Kimse yok mu? Dur. Tamam, sakin ol. Tamam. Burada kimse yok mu? Hadi ama bir şey yok. Bak, birazdan elektrik kesintisi biter. Sonra da buna güler geçeriz. Çişim geldi. Çok fena çişim geldi. Evet, benim de geldi. Hayırlıyım. Aletini gözümün önünde çıkartırsan kusarım. Ne yapmamı bekliyorsun? İşemem gerek. Peki ben nasıl yapacağım? Bilmiyorum. Şunu kaldır ve aşağı doğru eğil işte. Kafayı mı yedin? İndir şu çubuğu. Sadece güvenlik çubuğu, tamam mı? Aslında hiçbir işe yaramıyor. Güvenlik çubuğunu olması gerektiği gibi böyle yerindeyken seviyorum. Peki nasıl işleyeceksin? Tutabilirim. Bir hafta boyunca mı? Ne? Bir hafta boyunca burada kalacağımızı söyleyen oydu. Tutabilirim. Ben tutamam, işiyorum. Çok iğrençsin Lynch. Çok sıkıştım, tamam mı? Böyle bir havada burada asılı kalmak ve telesiyecide beklemek beni bu hale getirdi. Rahatladım. Biz buradayız. İmdat. Bize yardım edin. Kimse yok mu? Güvenlik çubuğunu kapat. İmdat. Kapa şu güvenlik çubuğunu Joe.
Tanrım, bunlar iğne gibi. Bize yardım edecek. Cody dinlemede. Merhaba dostum. Nerelerdesin? Barnes'ı almak için Pinewood'a gidiyorum. Gerek yok dostum. Barnes indi. Daha boşaltıldı. Merkeze gel de buradan gidelim artık. Anlaşıldı. Hey! Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Hey! Buraya bak! Nereye gidiyorsun adam? Hey! Ne yapıyor bu? Ne yapıyor bu? Buradayım. Geri dön. Gitme. Yukarıda. Hey, gitme. Yukarıda. Gitme. Hey, buradayız. Buradayız. Hey. Hey. Dur. Yukarıda. Bırakma. Hayır. Geri dön. Buradayız. Hayır. Hey, geri dön. Geri dön. Yardım et. Geri dön. Hayır. Hayır. Tanrım. Gitme lütfen. Hayır. Hayır. Yüzüm yanıyor. Elektrik geri geliyor. Hayır, gelmiyor. Gelmek zorunda. Saatin kaç olduğunu bilen var mı? Tamam. Bir koşu dolabıma gidip telefonuma bakayım. Pekala. Tüm zamanların en iyi 3 kahvaltılık yeri. Başla. Tamam, ilk ben başlıyorum. Crunch berries. Kes şunu. Tarçınlı mısır gevreği. Lütfen kes. Ve son olarak derim ki... şans boncukları mor atmalı şeklinde olanlar. Mor atmalı yemek... sırf bana mı garip geliyor? Herkes evine gitti. Bizi burada bıraktılar. Yatmak istediğin 3 ünlü ha? Önce sen. Birinin atlaması gerekiyor. Tüm hafta burada kalırsak ölürüz. Yok bir şey. Burada ölmek istemiyorum ben. Hayır, hayır, hayır. Burada ölmeyeceksin. Söz veriyorum. Ölmene izin vermeyeceğim. Tamam mı? Ben çok korkuyorum. Evet, ben de. Aman Tanrım. Baksanıza çocuklar. Aldığınız en iyi yılbaşı hediyesi neydi? Şeyna, minik köpeği. Öyle mi? Ya senden
Yok mu? Peki. Ha, sanırım sıra bende. Kayak takımlarım. Anladın mı? İhsanet olsun. Tanrım. Hey, iyi misin? Bana bak. Bana bak. Yüzüne. Kıpkırmızı olmuş. Sanırım donuyorsun. Hayır. Bu kadar hızlı donamazsın. Ne kadardır buradayız ki? Yani geleli birkaç saat oldu. Ne yapıyorsun? Atlıyorum. Hayır, atlamıyorum. Evet, atlıyorum. Kendimi yaralasam bile aşağı ulaşabilir ve yardım getirebilirim. Dan, çok yüksek dostum. Daha iyi bir fikrin var mı? Atlamak dışında mı? Evet. Evet, var. Sabaha kadar bekleyebiliriz. Birileri mutlaka gelecektir. Bir temizleyici falan... Tesis kapandı. Yolları mı temizleyecekler ha? Önümüzdeki 5 gün burası açılmayacak. Dan, beni bırakma. Bunu yapabilirim. Pekala. Joe burada seninle kalacak. Tamam mı? Tamam mı? Seninle o ilgilenecek. Hayır dostum, bunu yapma. Walker, yapma. Dan, beni bırakma lütfen. Bana bak. Bana bak. Lütfen. Her şey yoluna girecek bebeğim. Her şey yoluna girecek. Yapma. Ben, hayır. Bunu yapma dostum. Yapma. Size daha önce böyle bir şey yaptığımı söylemiştim mi? Tamamen yalandı. Ölesiye korkuyorum. Bacaklarım kırıldı. Aman Tanrım. Hareket edebiliyor musun Dan? Edemiyorum. Hareket edemiyorum. Tamam, bekle. Geliyorum bebeğim. Ne yapıyorsun? Orada kal. Taşıyıcıdan çıkma. Orada kal. Ne kadar kötü. Çok kötü. Kemik bacağımdan çıktı. Yardım edin. Yardım edin. Lütfen yardım edin! Yardım edin! Ben dostum! Hiç hareket edebiliyor musun? Hayır dostum, çok kötü! Yani tepeden aşağı kayamaz mısın? Hayır, tepeden aşağı kayamam! Kan kaybından ölürüm! Tamam, tamam! Kanamayı durdurabilir misin? Neyle? Bekle! Yakala! Lanet olsun. Dan, bekle biraz dostum. Dan, aşağı atkımı atıyorum. İşte geliyor. Hazır mısın? Alabilir misin? Uzan, uzan ona dostum. Aldım. Tamam. Aldım. Tamam Dan. Şimdi onu bacaklarına bağlamak zorundasın. Bacaklarına bağla, kanayan yere. Tamam mı? Sargı bezi gibi. Tamam dayan canım. Sana montumu göndereceğim, bekle biraz. Sakın montunu çıkarma. Montun üzerinde kalsın. Sorun değil, linçin yanına sokulurum lütfen. Montun üzerinde kalsın.
Lanet olsam. Dan, ey Dan. Ne? Belki kabloya tırmanabilir ve yere daha yakın bir taşıyıcıya geçebilirim. Dikkatli olmalısın dostum. O kablolar ustura kadar keskin. Kendini taşıyıcıların üzerine çekebilir misin? Ben barfix bile çekemem. Daha önce barfix çekmeyi hiç denemedin. Annen beden dersinden muaf kalman için dilekçe yazmak zorunda kalmıştı. Baksana Joe. Evet. Jerry Blood'u hatırlıyor musun? Ha? Onu hatırlıyor musun? O bile barfix çekerdi. Biliyorum ama... O taşıyıcıya ulaşabilsem bile... Yere yakın olana ulaşabilmek için kaçından geçmem gerekecek? Direkler. Direklerin hepsinde merdiven var. Telesiyej direkleri. Yeter ki onlardan birine ulaş. Tamam. Tamam. Şu taşıyıcı direkten ne kadar uzaklıkta? Bilmiyorum. Bir saniye. Bir saniye. Bana bir saniye ver, tamam mı? Dur biraz. Ya sen de düşersen? Parker. Burada beklersek üçümüz de donarak ölürüz. Tamam Dan. Dan, bir sonraki taşıyıcıya tırmanmaya çalışacağım. Tamam mı? Bebeğim. Bebeğim, o sen miydin? Ne? Kapa çeneni Dan, sus. Aman tanrım. Aman tanrım. Bu bir kurt. Dan, o kurt değil dostum. Benim. İmdat. İmdat. İnsanlara yardım edin. İmdat. Lütfen sakin ol. En son ne zaman New England'da kurt saldırısı olduğunu duydun? Hiçbir zaman. Onlar o kadar büyük bile değildir. Dan. Dan, beni dinle. Daha kötüsü de olabilirdi değil mi? Daha kötü ne olabilirdi? Salek çukuru olabilirdi. Dostum, Parker üzerindeki baskıyı atmayı başardı. Sevgilinin keyfi yerine geldi Walker. O gayet iyi. Tırman hadi lütfen. Lütfen sadece tırman. Tamam, bekle. Bekle, geliyorum. Dayan. Başaracağız Dan. Çok tuhaf. Şu ana kadar yüksekten korktuğum hiç olmamıştı. Tamam. Yardım etmek için ne yapabilirim? Bilmiyorum. Bacaklarımı tut yeter. Beni düşmekten kurtaramazsın ama... psikolojik olarak rahatlatır. Tamam. Pekala. Lanet olsun, çok yüksek. Gerçekten çok yüksek. Yardım etmek için hiçbir ne yapayım? Hiçbir şey, sadece konuşma, tamam mı? Tamam. Tamam. Hadi. Ben acele. Dan, sessiz ol, tamam mı? Dan, just be quiet, okay? Lanet olsun, her yer buz. Hey Dan! Dan dostum, her yer buz. Ama buzu kırabilirsek tepeye ulaşabilirim. Dayan. Tanrım. Lanet olsun. Ne yapmalıyım? Çocuklar! Ne yapmam gerekir söylesenize. Onu rahat bırak. Dan! Dan, iyi misin? Evet. Evet, hayattayım. Sana demiştim dostum. Onlar senden. Daha fazla korkuyorlar işte. Bilmiyorum dostum. Çok korkuyorum. Biliyorum dostum. Biliyorum. Artık bacaklarımı hissetmiyorum. Bu kötü bir şey değil mi? Yani o kadar kötü acıtmıyor ama. Bu iyi değil. Hayır hayır, sorun yok. İyileşeceksin. Muhtemelen çok kötü durumda. Oraya inip
Bana bak Parker, şöyle yap. Ne? Aha, güneş yanığı gibi. Hayır hayır, sanırım donma. Ne? Yüzümün bir yeri renk değiştiriyor mu? Bilmiyorum, bir şey göremiyorum. Hayır hayır, sakın dokunma, sakın yapma, hayır. Ama kaşınmaya başladı. Biliyorum ama yüzünü ovarsan derin dökülür. Biraz acele eder misiniz? Tamam, dönüyorum, dayan. Dikkatli ol. Hiç konuşma. Tamam. Bunu yapabilirim. Seni yakaladım. Çok kaygan. Aşağı bakma. Botlarım çok ağır. Kaplı eldivenimi kesiyor. Tutundun mu? Ellerim. Ellerim. Aman tanrım. Ne? Ne var? Aman tanrım. Ne oldu? Ne var? Tuttum seni. Tuttum seni. Tamam. Tamam. Yakaladım. Tamam. Tamam oldu işte. Sorun ne? Ne oldu? Aşağı bakma. Bakma bakma. Ne? Lynch. Evet dostum. Bakmasına izin verme. Sakın bakmasına izin verme. Dev. Dev. Baktırmayacağım dostum. Batarım. Hayır. Hayır. Bakmasına izin verme. Hayır. Dev. Bakmak istiyorum. Bakmalıyım. Hayır. Hayır. Dad. Hayır. Aman tanrım. Dad. Dad. Hayır. Tanrım. Tanrım. Parker! Dinleme, dinleme, hayır dinleme. Sakın dinleme. Hayır! Tamam, 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 pekala. Hayır! Hayır! Hayır, Dad! Hayır! Hayır! Dad! Hayır! Hayır! Dad! Hayır!
kabloları eldivenlerimi kesti. Ellerim gitti. Neden atlamasına izin verdin? Ciddi olamazsın. Çok yüksekti. Ama yapabileceğini söyledim. Onu durdurmaya çalışmadın. Buna inanamıyorum. Beni mi suçluyorsun? Hayır. Hayır, seni suçlamıyorum. Sen kız arkadaşısın. Senin onu engellemeye çalıştığını görmedim. Beni dinlemezdi ki. Ha, peki beni dinler miydin? Ona kötü bir fikir olduğunu söyledim. Atlamak için çok yüksek olduğunu söyledim. Sense ağlamak dışında bir şey yapmadın. Sakın beni suçlama. Ne kadardır onun kız arkadaşısın? Bir yıldır mı? Ben onu çocukluğumdan beri tanıyordum. Senin... Ne? Söyle! Ben olmalıydım. Hayır. Söylemek istediğin bu. Hayır, ben öyle demek istemedim. Sorun değil, tamam. Anladım. Aşağıda benim olmam gerekir. Zaten kimin umrundayım ki? Hayır. Biliyor musun? Günün lanet olası düz zeminde senin popo üstü düşmeni seyrederek geçirmeseydik, birkaç tur atıp eve dönmüş olurduk. Üzgünüm. Bizim gezimizi berbat etmeseydin, bugün evde kalabilseydin, yaşamanın her anına girmek için onu zorlamasaydın, en iyi arkadaşım şimdi ölmüş olmazdı. Bu hiç adil değil. Bu hiç adil değil. Adil olmayan en yakın arkadaşımın ölmesi. Geri dönmeyecek. O öldü. Üzgünüm. Canı cehenneme. Üzgünüm. Çok üzgünüm. Ben çok üzgünüm Lynch. Özür dilerim. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Özür dilerim. Öyle demek istemedim. Üzgünüm. Çok üzgünüm. Öyle demek istemedim. Öyle demek istemedim. ...830. Lanet olsun. Numaralar neydi? 78... 78-60. 830. 78-60. Evet. Geri döndüğümüzde o kızı arayacağım. Biliyor musun? Ona evlilik teklif edeceğim. Hiç uzatmayacağım. Arayıp şöyle diyeceğim. Merhaba Şan'ım. Ben Joe. Felicia'dan. Benimle evlenir misin? Bir ev alacağız. İki çocuğumuz olacak. Ve bir de Steve adında bir köpeğimiz. Evin parasını kim ödeyecek? O ödeyecek. Onun harika bir işi var. Ne iş yapıyor? Ortodontisti. Evet, onlar çok para kazanırlar. Evet. Eminim ikiniz çok mutlu olursunuz. 830. 78-60. Kim köpeğine Steve ismini verir ki? Ben veririm. İnsan ismi. Kim demiş? Mesela birinin evine gidip şöyle demezsin. Bakın, bu benim köpeğim Steve. Neden olmasın?
Bence köpek için güzel bir isim. Bakın bu kedim Chris. Kedi olmaz, köpek. Steve. Şeyne şimdi çok acıkmıştır. Neli pizza söyleyelim? Zavallı. O daha bir yavru. Benim öldüğümden bile haberi olmayacak. Onu terk ettiğimi ve unuttuğumu düşünecek. Şu anda muhtemelen kapının önünde beni bekliyordur. Koridorda duyduğu en ufacık seste ne zaman içeri gireceğimi merak ederek o küçücük başını sağa sola sallıyordur. Ama girmeyeceğim. İçeri girmeyeceğim. Asla girmeyeceğim. Ve o açlıktan ölecek. Benim içeri girmemi beklerken açlıktan ölüp gidecek. Her şey benim suçum. Her şey. Açlıktan ölmeyecek. Ölmeyeceksin Parker. Ama evimin anahtarı bir tek bende var. Evet. Biliyorum ama o havlamayı kesmezse komşular kapıyı kırar. Birileri işin aslını anlar. Ona bir şey olmayacak. Sana da. Bize de. Tek istediğim annemi görmek. Ve babamı. Rüya gördüğümü sandım. Bunun rüya olduğunu sandım.
İyi misin? İyiyim. Donmuş yerlerin kötüleşiyor. Gerçekten. Ne kadar? Dokunma, çok fena. Artık o kadar çok kaşınmıyor. Tamam, sakın yüzüne dokunma. Buradan kurtulduğumuzda seni hemen doktora götüreceğim. Senin de yüzünde kırmızı lekeler var. Beni de iyileştirecekler. Hayır, hayır yapma. Dokunma, çok kötü. Sabah oldu. Belki şimdi birileri gelir. Niçin? Tesisin bakım görevlileri olabilir mesela. Hem derse gitmezsek insanlar bizi aramaya başlayacaktır. Kimse burada olduğumuzu bilmiyor. Buraya geleceğimi kimseye söylemedim. İmdat! Yardıma ihtiyacımız var. Şu direğe ulaşabilirsem merdivenden aşağı inebilirim. Ellerin bu haldeyken nasıl ineceksin? Burada bir gece daha duramayız. Birkaç saat daha beklesek daha iyi. Belki haklısındır, belki bugün birileri gelir. Güneş iyi geldi. Önce donuyorduk. Şimdi de güneşte yanıyoruz. Demek ki ne istediğine dikkat etmelisin. Neden hiç kız arkadaşın olmadı? Bu soruyu nasıl cevaplayabilirim? Demek istediğim düzgün birisin. Kızlar seni kapardı ama senin hiç ilişkin olmamış. Bir keresinde ciddi bir ilişkim oldu. Ama lise sayılmaz. Hayır. Hayır, liseden sonra, üniversitenin ilk yılıydı. Kim? Eni diye bir kız. Birinci sınıf uyum programında tanıştık. Yaz boyunca birbirimize elektronik posta attık. Okula döndüğümüzde çıkıyor gibiydik. Ona karşı gerçekten bir şeyler hissetmiştim. İkimiz de aynı şeyleri seviyorduk, harikaydı.
Aerosmith'e bayılıyordu. Ben 5 konserlerine gitmiştim. En iyisi 8. Ne oldu? En sevdiği film benimki gibi E.T. Hani derler ya, o benim ruh eşim gibiydi. Peki ne oldu? Her zamanki şeyler. Hayır. Ne oldu biliyor musun? O başka birinden hoşlandı. Çocuk bir birlik üyesiydi. Adı Dean. Seni onun için mi terk etti? Hayır. Hayır, ben onu terk ettim. Biz kafeteryadaydık, tamam mı? Yüzümüz birbirine dönük, öğle yemeği yiyorduk. Benim yüzüm duvara dönüktü. En iyisi arkamdakileri görüyordu. Birine bakıyordu. Sanki bir şeye gülüyor gibiydi. Ben de ona sordum. Bu kadar komik olan ne? Yani ne hatlar çeviriyorsun gibilerinden. Bana şöyle dedi. Dean seninle dalga geçiyor. Arkamı döndüm, herifi bir güzel benzetecektim. Tüm görebildiğim lanet olası kalabalıktı. Bir sürü yüz. O herif kız arkadaşımla kesişiyor ve beni görebiliyordu. Ama ben onu göremiyordum. Kötü olmuş. Hiç o kadar aptal hissetmemiştim. Sadece çekip gittim işte. Öylece çekip gittin? Evet, ona Dean'le gülüşmesini söyledim ve aradan çekildim. Çok kötü. Belki de o kadar çabuk çekip gitmemeliydim. Belki biraz vurdum duymaz olmalı. Bir kız gibi davranmamalıydım. Bazen kendimi böyle güvensiz hissediyorum ve her şeyi mahvettim. Bunu ona söylemelisin. Eve gittiğinde onu aramalısın. Yapamam. Dean'le çıkıyor. Bir şeyler yapmalıydım. Yapabileceğim bir şey yoktu. Burada oturdum ve ölmesine izin verdim. Hayır, vermedim. Ölmesine izin vermedik, tamam mı? Yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu. Bizi kurtarmak için oraya atladı, tamam mı? Oydu. Evleneceğim kişi oydu. Dinle. Birinci sınıftaydık. Ve annelerimiz bizi okula getirmişti. O gün için. Sanki okulun ilk günü gibiydi. Etrafta tanıdık kimse yoktu ve... Dan küçük, tombul bir çocuktu. Tanrım, gerçekten. Çok şişkoydu. Annelerimiz bizi bıraktı ama Dan annesinin elini bırakmak istemedi. Sınıftan çıktıktan sonra bile sınıfın önünde durdu ve bir ördek gibi ağladı. Tam Dan'in yapacağı şey. Evet, hem de nasıl. Neyse, sonra öğretmen... Adı neydi? Bayan Şifrin. Bayan Şifrin çocuğun ağlamasını kesmek için her şeyi yapıyordu. Ve ona dedi ki... Baksana, belki de sınıfta tanıdığın birileri vardır. Oturmak istediğin bir arkadaşın yok mu? Sonra sahtekarını da hiç görmemiştim. Ama her nedense beni işaret etti. Demek beraber oturdunuz. Evet, koca bir hafta. Okulun ilk haftası sırımı o koca popoluyla paylaşmak zorunda kaldım. Ah Tanrım. Adi herif. Bunu ona hiç unutturmadım.
Den biz pes edip ölelim diye kendini feda etmedi. Bana yardım et. İyi misin? Aman Tanrım! Lanet olsun! Taşıyıcı düşecek! Hayır düşmeyecek! Tanrım! Ellerim! Tanrım ellerim! Joe! Aman Tanrım! Lanet olası Cenebrut! Lanet olsun! Parker! Ne? Kayak sopamı elinden geldiği kadar uzağa atmanı istiyorum! Ne? Sana kayak sopamı elinden geldiği kadar uzağa atmalısın dedim! Yere indiğim zaman kendimi savunmam gerekiyor. Tamam. Aldım. Lanet olsun. Üzgünüm. Sorun değil. Lanet olsun. Abigail. Başarabilirsin. Lütfen yap şunu. Lütfen düşme. Tanrım. Lanet olsun. Lütfen düşmeyeyim. Tanrım.
Başardın! Başardın! Lanet olsun! Joe! Lynch! Lynch! Ben iyiyim! Kımıldamadan durmaya çalış. Elimden geldiğince çabuk döneceğim. Lütfen, lütfen acele et, lütfen. Joe, dikkat et. Thank you.
Hey, sen iyi misin? Duyuyor musun? Hey, iyi misin? Tamam, tamam. Sana yardım edeceğim. Hayır, başka araba yoktu. Onu Holliston Dağı'nın orada yolda yatarken buldum. Şimdi onu sana getiriyorum. Bekle. Hastaneye sadece 10 dakika mesafede. Her şey yoluna girecek. İyileşeceksin. Her şey yoluna girecek bebeğim. Her şey yoluna girecek.